Odayıma hoş geldiniz. Bugün 3 Aralık Pazartesi. Yeni bir haftaya başlıyoruz, yeni bir aya başlıyoruz. Yılın son ayı ve Aralık performansları da önemli piyasalar açısından. Ekonomi gündemine ayrıntılı şekilde bakacağız. Biz her sabah bu saatlerde olduğu gibi NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam'la birlikteyiz. Gökay günaydın. Her sabah olduğu gibi ama konuğumuz yok. Birazdan burada olacağız. Bekliyoruz. Konuğumuz da Doktor Zümrüt İmamoğlu, TÜSİAD Baş Ekonomisti de birazdan yayınımızda olacak. Ama şimdi hafta sonu herkesin en önemli bekleyişi. Yani bütün dünya kilitlenmişti G20 zirvesine. Çünkü Trump'la Çin devlet başkanı görüşecek diye bir anlaşma olacak mı olmayacak mı derken yani geçici bir anlaşma oldu diyebiliriz herhalde. Bir mola verdiler ticaret savaşlarına. Ya olabilecek en iyisi değil ama şu dönemde hani kötünün en iyisi desem. Yani evet ticaret savaşları devam edecek gibi gözüküyor ama en azından bir anlaşma var ortada. Hatta hemen Çin bir jest yaptı. Orada yani ABD patron olduğu belli oluyor sonuçta. Çünkü Çin hemen ABD ithal otomobillerini vergiyi düşürdü. Şimdi ne korkuydu bizde? En büyük korku zaten bu ticaret savaşları falan. Yani insanlar bıktı artık şu laftan. Belki ticaret savaşları ne oluyor ki diyor bilirler ama gerçekten ticaret savaşları eğer olursa ki belli olmaz. Şu anda biz bir de onu da söyleyeyim. Trump'ın bir sonraki tweetine kadar rahatız. Yani Kuzey Kore ile ilgili de öyle konuşmuştu. Ardından işte beni yanılttılar dedi falan. Ne olduğunu bilmiyoruz şimdi Kuzey Kore ilişkilerinde en son. Çin'le ilişkilerde de Trump ve Xi Jinping anlaştı gibi gözüküyor. Ve piyasada korkulan olmadı. Çünkü eğer bir zıtlaşma olsaydı bu ciddi anlamda dünya piyasalarını alt üst edebilirdi. Yani biz de dahil olmak evet. üzere. Çünkü ne olacak? Öyle bir durumda bu borçlar nasıl ödenecek endişesi olacak. Dünya ticaret hacmi küçülecek, büyüme küçülecek, şirketler ona göre küçülecek. Ve borçluluk oranı da %270'lerde. Öyle bir durumda yani sürdürülebilirliği bırak ciddi endişeler olabilecekti. Bir rahatlama var şimdi. Tabii pozisyonlar da kapanıyor. Dünya borsaları hemen ABD vadeler %2 artıda. Pozitif bir tepki gördüm. Petrol mesela bak petrolde bir ayda %22 düşmüştü. Bir günde %5 toparlandı. Bize nasıl etkisi var işte iki görüşmenin. Biz motorinde indirim bekliyorduk. Belki de motorinde indirim olmayacak. Olsa da ertesi gün tekrar artış olacak. Yani ne kadar cebimizi etkilediğini görmek lazım. O yüzden söylüyorum bunu. Yani bu da iki ucu keskin kılıç bir durum gibi. Yani bir yandan petrolün düşmesi iyi haber bizim için kısa vadede ama evet. daha orta vadede dünya büyümesi için kötü haber olduğu için dolaylı yoldan yine bizi negatif etkiliyor petroldeki düşüş. Doğru. Ya ama yani çok sert düşmüştü petrol. Normal. Petrol fiyatları hep söylüyoruz yani çok sert hareketler gerçekleşiyor. Öyle yumuşak yumuşak böyle iniş çıkışlar olmuyor. Ha şimdi dünya piyasaları iyi olduğu için bizi şu an ilgilendiren zaten daha fazla psikolojik etkisi. Yani dünya piyasaları ne kadar iyi olursa biz de zaten şu son dönemde birkaç ayda yani 3 ay öncesine göre Türkiye'yi yani kıyaslanmayacak derece değil. Ha, bir yıl öncesine göre de çok kötü ama korkulan böyle endişelerin olmadığı üstüne üstlük dünya piyasalarına rağmen biraz daha iyimser bir tepki verdiğimiz bir dünyada psikolojiyi düzeltmesi açısından dün dolar kaç? 5.24'tü Cuma günü. Şimdi geldi 5.17.97. Ama geçen hafta 5.12'yi de gördük. Yok, dolar TL'de. Yani o kadar hızlı geriledik. Yani insanlarda şöyle bir şey var. Yani gerilemek demek şu değil yani. 7, 6, 5, 4 böyle bir gerileme yok. Böyle yani. Blok blok düşüyor. Hayır, yok ya yani işte öyle tuğla gibi değil yani bu piyasa. Böyle inecek, çıkacak, gelecek, bir yerde alıcı gelecek, bir yerde satıcı gelecek. Zaten o zaman biz sağlıklı bir piyasadan bahsediyor olabiliriz. Zaten böyle blok blok olsa piyasa olmaz yani. Bir yerde alıcı satıcı olacak. Ama güzel olan şu işte bir yükseldiği zaman 5.24'ten al dünya iyi diye anında satıcı gelebiliyor burada artık yani. 5.17'ye gerileyebiliyorsun. Yani bu dönem işte 5.17, 5.10, 5.30 aralığında belki piyasa biraz daha hareketlenebilir gibi gözüküyor. Ama hani dünya piyasalarının rahatlığı bir de Aralık ayı geliyor. Onu da düşünmek lazım. Yani geldi bile. Yani geliyor derken pozisyonlar da ona göre evet geldi evet. ona göre ayarlanacak. 2019 yılı için şimdi herkes endişelerden bahsediyor ama öyledir. Yani ilk başta korkuyu satarsın riskleri çünkü yani ne bekliyoruz? Aa dur bak şu riskler var diye öne koyarsın. Küresel işte ticaret savaşları İngiltere'si İtalya'sı bilmem ne uzat istediğin kadar. Ama ya onları elbette yaşayacağız 2019 yılında. Şu anda öngörülemez bir şey yok ama kimse 2019'da bunlar riskli diye Aralık sonu itibariyle yıl sonu pozisyonlarını ona göre değiştirmez. Yeni yılın pozisyonları ona göre alınır. O yüzden hani bu ay biraz daha yeni girdiğimiz ay inşallah rahat olur. Daha aksi rahat bir ay olur umarız. Haber gelmezse yani. Yani mevcut koşullarda daha iyi bir ay olabilir Aralık aynen. ayı. Biz kimyada öğrendim normal şartlar altında denklem yapılıyorsa
şu an iyi gibi gözüküyor. Peki şimdi Kasım performanslarına da bakacağız birazdan. Yani geride bıraktığımız ay nasıl bir aydı? Dolardaki düşüş özellikle enflasyona nasıl yansıyabilir ki bugün enflasyon verisini de bekliyoruz. Birazdan konuğumuz da geldi. Ayrıntılı bir şekilde konuşacağız ama bir iki ayrıntıyı vereceğiz. Şöyle ki bir kere ticaret savaşlarına bir mola geldi demiştik. Özellikle bu G20 zirvesinde herkesin en büyük bekleyişi bu konuda bir anlaşma olacak mı olmayacak mı? Geçici bir anlaşma oldu. 90 günlük mola verildi. Trump'la Xi Jinping'in Arjantin'deki görüşmesinden iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda bir uzlaşma çıktı. Buna göre Amerika ile Çin 90 gün boyunca yeni ticaret müzakerelerinde bulunacak. Açıklamada ayrıca Trump'ın 1 Ocak 2019'da 200 milyar dolar değerindeki ürün için %25'e artırılacağı daha önce açıklanan gümrük vergisi oranının %10'da kalmasına onay verdiği belirtildi. Açıklamada eğer 3 aylık müzakere sürecinin sonunda bir anlaşma olmazsa %10'luk tarife yeniden %25'e yükseltilecek deniliyor. Ama şimdilik pozitif bir hava var piyasalar tarafında. Yani bu ticaret savaşlarına mola bugünün en önemli haberi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Latin Amerika ziyareti devam ediyor. G20 zirvesi için Arjantin'e gitmişti. Ardından Paraguay'a geçti ve şimdi Venezuela'ya hareket etti. Bir basın toplantısı sırasında da soruları yanıtlarken Trump'la yaptığı görüşme Kaşıkçı cinayeti ve Suriye'deki durum konularında değerlendirmelerde bulundu. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası yargı vurgusu yaptı. Olayı aydınlatmak için Suudi Arabistan'dan gerekli desteği alamadık dedi. Trump'la Münbiç konusunun temizleme noktasında bir mutabakat olduğunu da belirtti. Bu konuda ayrıntıları zaten haber bültenlerimizde veriyoruz. Bu arada yerel seçim ittifakı görüşmelerinde hareketli bir haftadayız. AK Parti ve MHP arasında değerlendirmeler bu hafta olacak. Millet İttifakı cephesinde ise Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesinin yapılması bekleniyor. Ve Ankara'da sürpriz bir görüşme vardı. Meclis Başkanı Binali Yıldırım CHP liderini meclisteki makamında ziyaret etti. Bir nezaket ziyareti olduğu açıklandı. Ankara'yı da bir yandan izlemeyi sürdürüyoruz. Bu arada Fransa'nın başkenti Paris cumartesi günü 68'den beri en şiddetli protesto gösterilerine sahne oldu. Akaryakıt zammıyla başladı gösteriler. Macron'un liberal politikalarına başkaldırıya dönüşmüş durumda. Fransa'daki gelişmeleri de biz izlemeye devam ediyoruz. Fransa'da şimdilik olağanüstü halin gündemde olmadığı da belirtiliyor. Bu arada ekonomiyi izlerken bugün 3 Aralık demiştik. Kasım enflasyonunu bekliyoruz. Saat 10'da gelecek. 17 kurumla Reuters'ın yaptığı bir anket var. Kasım'da enflasyonun %0,75 gelmesi bekleniyor. Eksi gelmesi bekleniyor. Yıllık tüfe en son Ekim'de %25'in üzerindeydi hatırlatmak gerekirse. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir tweet attı ve Kasım ayı verilerini değerlendirdi. Kurda ve faizde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında ekonomik güveninde arttığı bir ay oldu Kasım ayı dedi. Kasım ayında doların %8 düştüğünü ve bununla ilgili bir grafiği de paylaşarak ayrıntılı bir değerlendirme yaptı Bakan Albayrak. Bu arada hafta sonu açıklanan önemli bir veri ihracat Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre %9,49 arttı. 15 milyar 532 milyon dolara ulaştı. Bu aylık bazda bir rekora işaret ediyor. İthalatta ise %21'lik bir düşüş var. Dış ticaret açığı Kasım ayında da %90'ın üzerinde azalmış oldu. Ve varlık barışında süre 6 ay uzatıldı. Karara göre yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını ilgili hükümler çerçevesinde Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Bunu da bir not olarak aktarmış olalım. Piyasalarda ise pozitif bir havadan söz ettik. Bir ticaret savaşına mola verilmiş olması piyasaları olumlu etkiledi. Risk iştahı arttı. Euro-dolar 1.14'e kadar yükseldi. İçeride ise zayıf bir seyir var. Dolarda 5.14-5.21 bandını izliyoruz. Şu anda 5.17'lerde dolar TL. Euro ise 5.83-70 ile 4 ayın en düşüğünü görmüştü. Şu anda 5.86'da. Borsa cuma günü gün boyu alıcılıydı. %0,3'lük yükselişle kapandı. Küresel borsalarda pozitif havanın devam ettiğini gördük. Bu sabah Asya borsalarında özellikle %2'yi aşan yukarı yönlü hareketler var. Amerikan vadeliler de yükseliyor. Bu arada petrol fiyatlarında sert yükseliş gördük. Bir günde %6'dan fazla yükseldi. 62 doları aştı Brent türü petrol. Altın fiyatları ise sakin nispeten 1216-1226 bandını hala koruyor. Ve gram altın içeride 204,5 liradan yeni güne başladı. Çeyrek altın bu sabah 337 lira, yarım altın 675, tam altın da 1340 lira.
Ve TÜSİAD Baş Ekonomisti Doktor Zümrüt İmamoğlu stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Biz bir parça konuştuk, yani ticaret savaşında 90 günlük bir mola piyasaları pozitif etkilemiş gözüküyor. Aralıkta iyi bir ay olabilir mevcut koşullarda değerlendirmesini aldık Gökay Otyam'dan. Bir Kasım'a bakalım, sizden de bir yorum alalım. Tabii. Geride bıraktığımız Kasım ayında dünya borsalarında Almanya ve İngiltere'yi saymazsak yükselişler vardı. Japonya ve Amerikan borsa endekslerinde özellikle yükselişlerin sürdüğünü gördük. Gelişmekte olan borsalara bakınca yükseliş İşte Türkiye'nin başı çektiğini görüyoruz. %6'ya yakın yükselişte Türkiye borsası gelişen borsalar arasında en çok yükselen konumunda. Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Brezilya, aslında bütün borsalar yükselmiş. Para birimlerindeki hareket dikkat çekici. Orada da Türk lirası başı çekiyor. Türk lirası %6,8 değer kazanmış Kasım ayında. Ne diyorsunuz? Evet, tabii birkaç ay önce en çok değer kaybeden biz olduğumuz için bizde normalleşme var. Ama genel olarak küresel piyasalarda bir risk algısının geri dönüşü söz konusu. Bu ne kadar sağlıklıdır tartışılır ve ne kadar uzun sürecek o da tartışılır aslında. Çünkü Çin'le olan bu anlaşma, şimdi 90 günlük bir ara verildi, bir takım anlaşmalar sağlandı. Bunların hepsi çok pozitif tabii ki. Fakat Amerika ile Çin arasındaki gerginlik daha uzun süreli olması beklenen bir gerginlik. Çünkü orada başka daha stratejik meseleler söz konusu ve Trump'ı da biliyoruz. Bazen anlaşıyor, bazen bir gecede tersine dönüşebiliyor. O yüzden orada birazcık anlaşma hassas diyelim, daha doğrusu kırılgan diyebiliriz oradaki o geçici anlaşma için. Öbür tarafta önemli olan Fed'di aslında, piyasaların en çok baktığı. Fed'den de en son Powell'ın konuşmasında bir yavaşlama sinyali, küçücük de olsa bir yavaşlama sinyali olduğu için tabii ki tekrar varlık tarafında bir risk algısı ve coşku görünüyor açıkçası. Ama orada tabii Fed'in politikası yüzünden şişmiş bir varlık balonu konusunda çok çok dikkatli olması gerekiyor piyasaların. Şimdi geri dönüş olacak ama düzeltme hareketi başladı. Bence o düzeltme hareketinin yavaş olması isteniyor sadece, ama bir düzeltmenin olması gerektiği kesin. Yani böyle çok büyük ralliler beklenmemesi gerekir. Gelişmekte olan piyasalarda da biz bunları daha önce de gördük biliyorsunuz. Zaman zaman durum pozitife dönünce hemen hop bize paralar gelmeye başlıyor. Türkiye'ye de diğer ülkelerle beraber. Sonra gene tersine döndüğünde, biraz hızlandığı anda hemen terse dönüyor. Dolayısıyla bizim aslında hani her şey geçti bitti diye düşünmememiz, ama bütün tedbiri alacak güzel bir fırsatı daha yakaladığımızı düşünüyorum. Kasım performanslarında para birimlerindeki hareket, aslında gelişen ülkelerin böyle ikiye bölünüp iki farklı performans gösterdiğini görüyoruz. Mesela Türk lirasının da içinde bulunduğu grupta yükselişlerin olduğu para birimleri Güney Afrika randı, Endonezya rupisi, Hindistan rupisi, Güney Kore vonu. Ama değer kaybedenler de var. Mesela Arjantin pezosu Kasım'da %5,2 değer kaybetmiş. Brezilya reali, Rus rublesi, Meksika pezosu. Böyle bir hani ayrışma var aslında kendi içlerinde. Tabii, gelişmekte olan ülkeler için. Petrol fiyatı gerileyince petrol ihracatçısı olan ülkelerde bir gerileme tabii ki var, geri tepki var. Arjantin'in zaten ayrı sıkıntıları var biliyorsunuz. Evet. Burada Türk lirası da son dönemki gelişmelerden sonra zaten o kadar yüksek bir kuru hak etmiyordu. Çok konuştuk biliyorsunuz. Ekim'den beri bir normalleşme sürdü. Evet. Şimdi hafta sonu yaşanan önemli gelişmelerin yansıması tabii yeni haftaya başlarken görülüyor. Borsada da muhtemelen pozitif bir açılış olacak. Zaten vadeli piyasalar %1'in üzerinde yükselişle açıldı. Az evvel işlemler başladı. Muhtemelen BIST 100'e de bunun yansıdığını göreceğiz. Dolardaki seyir tabii, dolar dünyada biraz euro lehine bir hareket olunca 5.17'lerde şu anda. Geçen hafta 5.12'leri görmüştük ama Cuma'da 5.24 olduğunu hatırlatmıştın Gökay. Bir de izleyicilerimiz bu mevduatta stopajın bittiğini, bu nedenle dövize tekrar talep olup olmayacağını da merak ediyor. Mesela Hüseyin Bey sormuş. TL mevduata stopaj sona erdi Kasım sonu itibariyle. Uzatıldığına ilişkin bir açıklama yok. Yok, uzatılmadı ama gerek de yok yani şu aşamada. Dövize tekrar talep olur mu? Yok yani Hüseyin Bey'e şunu söyleyelim. O karar çıktığında Merkez Bankası daha faizleri arttırmamıştı. O hani o anda öyle çok büyük bir etkisi de olmamıştı açıkçası. Tamam, TL'yi biraz daha özendiriyor ama şimdi koşullarla o günkü koşullar arasında çok fark var. O yüzden hiçbir etkisi olmaz. Yani stopajda %10 daha avantajlı oluyor olması, yani gelinecek kardan %10 daha avantajlı olması ekstra TL'den dövize gitmeye neden olmaz. Çünkü bizde faiz hala cazip. Uluslararası piyasalara göre de son derece cazip. En büyük çekicilik zaten Türkiye'nin bir önceki fiyatlamasından dolayı şu anki faizin çok cazip oluyor olması. Enflasyonda en kötü geride kaldı mı demiş Soner Arıcan sormuş.
Ocaktan sonra onu tekrar konuşmamız gerekecek. Şimdi Kasım ve Aralık'ta bir miktar gerileme göreceğiz. Çünkü kurdaki hareketten dolayı, ÖTV, KDV indirimlerinden dolayı, işte yeni yıla kadar elektrik zammı olmayacak gibi açıklamalardan dolayı pek çok etki var. Bir de indirim kampanyası var bunun üzerine, yine yıl sonuna kadar geçerli olan. Ama biliyorsunuz en son vergi ve harçlardaki artış oranı açıklandı. Devlet tarafı %24. Şimdi o zaman asgari ücreti kaç beklemeliyiz? Herhalde orada da ciddi bir rakam göreceğiz. Üzerine bir de Ocak ayında bu biten indirimler olacak. Dolayısıyla bence en kötü geride kaldı değil ama ilk çeyrekte bir miktar yukarıya doğru yönlü bir gidişat olabilir. Yani birikimli etkinin bir kısmını Ocak-Şubat aylarında görebiliriz. Yani hafta sonu İstanbul enflasyonu da açıklandı. Şimdi o tam olarak bir gösterge olacak mı olmayacak mı? Her zaman çok büyük bir korelasyon yok ama bir gösterge diyoruz. Tabii bir düşüş bugün için bekleniyor. Eksi bekliyoruz ama değil mi? Kesinlikle. Kasım ayında bir düşüş bence pozitif çıkmaz. Çünkü bunca etki var. Hem kurdaki evet. Hem benzin fiyatlarına da zaten yansıdı. Dediğim gibi vergi indirimleri yansıdı. Otomobile özellikle otomobil satışlarına yansıdı. Mobilya beyaz eşyaya yansıdı. Dolayısıyla aylık bazda tabii ki negatif bir şey çıkacaktır. Ama yıllıkta sonuçta 22-23 bandında bir şey bekliyoruz. Yani çok hafif artı çıksa bile bence sorun olmaz. Ben çünkü mesela ilk açıkçası Kasım'da biz eksiği burada 2 ay önce konuşuyorduk. Yani Kasım'da eksi gelebilir diye. Soğan fiyatları devrede yoktu o zaman. Ama ya vallahi yani soğan ciddi önemli. Yani son günlerine denk geldi o baskınlar, stoklar, bilmem ne fiyatların biraz gerilemesi. 5'lerden 3,5'lara gerileyince. Ama hani belirleyici olacaktır. Ben baktım mesela, merak ettim. İTO'da yine en yüksek soğan. Evet. %46. Ama ona rağmen eksi var. Ona rağmen eksi. 0, evet. 46 değil mi? Hani keş efendim? 0,46 mıydı? Yok, %46 arttı soğan. Yani en çok artan, yani işte sonlara denk geldi. O başlarda olsaydı eksi, hani çok net olur. Eksi enflasyon dolar TL'yi de biraz daha rahatlatır. Kısa vadede gene bence tepeyi görmüş gibi olduk enflasyon. Sadece şu olmasın. Hani eksi gelirse, dolarda biraz gelirlerse, hadi faiz indirimi bilmem ne falan filan. Evet. Yani o onları çok hararetli bir şekilde gündeme gelirse, yani gelebilir. Yani faiz zaten piyasada düşüyor. Mevduat da düşüyor, kredi faizleri de düşüyor. Düşecek, bizde de düşecek. Düşmesi de gerekiyor. Bu faiz sürdürülebilir bir ağırlıkta bir oran değil. Tabii ki. Ama hani bunu yavaş yavaş kademeli olarak yapmak lazım. O tartışmalara çok girilmiyor olması önemli olacak. Yoksa eksi gelsin, İnşallah da gelir, çok da iyi olur. Kesinlikle. Bir de o tartışmaya girilirse kurda da tepki geleceği için maalesef oradan aldığımız fayda gene gitmiş olur. Yani biraz sabırlı olmak gerekiyor. Para o tartışmaya girilirse. Evet, tartışmaya girilirse. Aynı endişe. Kurda değil. Gene bir hareket olur, o tam tersi etki yapar. İstemediğimiz yönde etki yapar. O yüzden para politikasını çok tartışmamak lazım. Bu arada bir son dakika notu. Katar OPEC'ten çekildiğini açıkladı. Şimdi petrol fiyatlarına da bir bakalım, hemen etkisini görelim. Az evvel 62 dolar civarında demiştik mesela Brent petrol için. Ocak 2019'dan itibaren petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'ten ayrılacağını açıkladı Katar. Arabistan'la endişe şeyleri var zaten. Evet, yani anlamda. Bir süredir böyle OPEC'in durumuyla ilgili zaten nasıl devam edecek varlığına bir tartışma vardı. Şimdi bu tartışmayı yeni bir noktaya taşıyacak mı? Bir kez daha belirtmiş olalım. Katar Enerji Bakanı'nın açıklaması. Katar'ın artık petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı OPEC içinde yer almayacağını açıkladı. Artık Katar'ın diğer ülkeler gibi petrol alım satımı yapacağını açıklamış ve OPEC'ten doğan mevcut taahhütlerini 19 Ocağı kadar yerine getireceğini de söylemiş. Petrol fiyatları da zaten hafta sonu Çin ile Amerika arasında sağlanan anlaşma sonrası bir yükseliş vardı. Şimdi son duruma bakıyoruz. 62 doların üzerinde petrol fiyatları, ama bir ilk değerlendirme alalım mı? Yani ne anlama gelir bu önümüzdeki dönem için? Yani açıkçası bu Suudi Arabistan ile Katar arasındaki gerginliğin ciddi boyutlara varması daha, yani petrol fiyatlarının ötesinde bölgedeki güvenlik açısından çok önem arz ediyor. Son dönemde Suudi Arabistan zaten İran'a çok ciddi yaptırım olacak diye arzı arttırmıştı. O düşüşün en büyük sebebi oydu. Bir de Çin'deki yavaşlama üzerine geldiği için bu ticari savaşları sebebiyle hem yavaşlama hem de daha fazla bir yavaşlama beklentisi vardı. Petrol fiyatlarını aşağı çekmişti. Şimdi bu gerginlikler yeni tartışmaları açıyor. OPEC zaten ne kadar etkiliydi, etkili değildi tartışmalar vardı. İşte zaten onun dışında kalan diğer ülkeler, Rusya gibi ülkelerle anlaşmalar sonucunda pek çok şey karar veriliyordu. Bence Katar'ın ayrılmış olması Suudi Arabistan'la olan gerginliği göstermesi açısından önemli, ama kararlar içerisinde mutlaka yine konuşulacaktır. Yani Rusya'yla nasıl konuşuyorsa OPEC, Katar'da mutlaka bu konuşmaya bir yerinden katılacaktır.
Yani çok yeni bir hareket yok yani bu açıklama üzerine petrolde. Onu söyleyelim, zaten yükselmişti petrol fiyatları Amerika ile Çin ticaret savaşına mola verdiği için, ama izlemek lazım herhalde. Tabii yani orada politik gerginlikler, farklı görüşleri de beraberinde getiriyor. Çok doğal bir sonuçtur. OPEC'e ilişkin Trump'ın da çok endişeleri ve şeyi vardı, serzenişleri vardı. Hem ondan da biraz daha bağımsız olarak kurtulmuş oluyor Katar. Ama orada Rusya OPEC'e mesela dışarıdan biraz daha destek veriyor hani üretim konusunda. Yani petrol fiyatları üzerinde çok büyük etkisi olmayacaktır ama hani Katar artık Suudi Arabistan'dan biraz daha koptu. Çünkü orada ağırlık Suudi Arabistan'da oluyor. ABD de Suudi Arabistan'ı rahatça yönlendirebiliyor diyeceğim yani evet, petrol fiyatları konusunda da. Katar o yüzden artık ben ayrı bir oyuncuyum demeye getirmiş. Yani çok bize bir etkisi olacağını evet, düşünmemek lazım. Yani Katar doğal gaz zengini bir ülke. Evet. Bir şekilde dünyanın konuşacağı bence bir karar olacak. Petrol fiyatları açısından gelecekte iyi bile olur. Yani herkesin ayrı telden çalıyor olması yani bir grup. Üretici için diyorsun. Tabii yani onlar fiyatları sonra üretici ülkeler, fiyatları yukarıda tutmaya çabalayan ülkeler. O dağıldıkça petrol fiyatlarını herkes ayrı bir fiyat verebilecek yani ondan dolayı veya üretim kotasını kendisi belirleyecek. O yüzden petrol fiyatlarının geleceği açısından bence hani bizim için düşüş anlamında daha pozitif bir haber. 6 Aralık'ta da bir OPEC zirvesi planlanıyor bu arada bu hafta içinde. Varsa. O yüzden hani bu zirve öncesi de önemli bir açıklama. Katar'ın açıklaması OPEC'ten çekileceğini açıkladı, bir kez daha belirtelim. İzleyeceğiz. Bu arada şimdi bu haftanın gündemine de şöyle bakacak olursak bugün bir kere enflasyonla başlıyoruz. Çarşamba günü Merkez Bankası para ve kur politikasını açıklayacak 2019 yılına ilişkin. Evet. Mesela burada ne duymayı bekliyor ekonomistler, onu soralım. Merkez Bankası'ndan nasıl bir mesaj bekliyorsunuz? Yani aslında enflasyon raporu bizim için daha önemliydi. En son geçen açıklar ve arkasından basın toplantısı da yapılıyor. Şimdi orada ne önemliydi? Bir yıl sonu tahmini bizim için önemliydi. %23 civarında bir tahmin yaptı Merkez Bankası ve ondan sonraki yıllarda da 3 yıl boyunca tek haneye düşünmeyeceğini gördük oradaki hedeflere de baktığımızda. Ama önemli olan mesaj sıkı para politikasına devam edeceğim mesajıydı. Hatta en son yaptığı PPK kararında da gerekirse eksklaştırma da yaparız şeklinde hala açıklama yapıyordu Merkez Bankası. Bu yüksek enflasyonist ortamda aylık bazda negatif enflasyon görsek bile bizim için önemli olan Merkez Bankası'nın hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini, sıkı para politikasından taviz vermeyeceğini çok net olarak ortaya konması. Bu 2019 yılı politikası içinde bunu bekliyoruz açıkçası. Çünkü biliyorsunuz geçici bazı etkiler oluyor. Her seferinde aynı tartışma oluyor. Aa düştü hadi falan derken uzun vadeli baktığınızda sürekli artan bir enflasyon var son 3 yıldır. Dolayısıyla böyle geçici etkileri bakmadan sabırlı ve kararlı bir şekilde bu politikanın devamı. Ben sadece bunu bekliyorum açıkçası bu önümüzdeki senenin kur ve para politikasından. Şimdi aralığa da öyle başladık ki Gökhan, mesela bu hafta enflasyonla başladık, enflasyon konuşulacak. Önümüzdeki hafta da 3. çeyrek büyüme verisi var. Evet. Şimdi belki gecikmeli bir veri ama yine de büyümenin öne çıkacağı bir hafta olacak. Önümüzdeki hafta büyümeyi çokça konuşacağız. Ki 2019 için de büyüme beklentileri bayağı düşük Türkiye için genel olarak. Bir izleyicimiz Kazım Bey diyor ki ekonomi için enflasyon mu büyüme mi daha çok önemlidir demiş. Yani nereden baktığına bağlı. Yani hani enflasyon büyüme, ikisi de denge ekonomi zaten. Yani sırf enflasyonu düşür hiç büyüme bir anlamı yok. Yani sırf büyü enflasyonu da uçur. Onun da bir anlamı ama yok. Ama bir öncelik belirlemek yani öncelik enflasyon herhalde. Hep bunu yani söylüyoruz yani enflasyonu istikrar. Öncelik istikrar. Yani istikrar dediğimiz de fiyat istikrarı. Yani sen oturttuğunda o ahlaki yapıyı da düzeltecek. Yani gerçekten düzeltecek. İşte fırsatçılık, bilmem ne, stokçuluk falan filan. Bunları Avrupa'da falan duymuyorsun. Çünkü enflasyon yok. Yani bir anlamı yok yani orada hani stok yapamazsın zaten. Öyle bir ahlak da oluşmamış. İki gün sonra bu fiyatlar artacak falan diye böyle ben tutarsam böyle olur falan diye bir şey de yok. Bizde maalesef aslında onu konuşmak lazım. Yani burada sosyologları çağırıp enflasyonun yaratmış olduğu ahlaki çöküntü. Ha bak soğan fiyatları falan bazen dalga geçiyoruz işte ya stokçuluk tamam stokçuluk suç değil. Bildirirsin lisanslı olarak ne kadar stok yapacağını aktarırsın. Ama ben sen soğanları stokladın ben Berfu'ya geldim dedim ki bana soğan ver ya yok kardeşim dersen o zaman işte suç oluyor. Yani karşılığını vermezsen öyle stok manipülatif anlamda yaparsan stokçuluk suç oluyor. Bu neden enflasyondan dolayı işte çok rahat bir şekilde yönetebiliyorsun, manipüle edebiliyorsun fiyatları Türkiye'de. Yani neden enflasyon oluyor bilmem ne. Onu yapma sen davranışları bir kere bozulunca işte temizledin mi o enflasyon patikasını ondan sonra büyümede işte istikrarlı bir şekilde zaten kendi kendine gelir. Tabii ki şimdi biz en çok mesela ne tartışıyoruz? Faiz tartışıyoruz. Faizler yüksek. Niye yüksek? Bakıyorsunuz enflasyon bu kadarsa tasarruf sahibine bankanın bir mevduat faizi vermesi gerekiyor o enflasyonun üzerinde. Dolayısıyla enflasyon zaten temel bir maliyet gibi giriyor onun içerisine. Enflasyonu istikrarlı bir şekilde düşürdüğünüz zaman, %5 ve altına çekebildiğiniz zaman örneğin enflasyonda istikrar olduğunda insanlar önünü görebiliyor.
faizler de giriliyor. Büyüme de çok daha sürdürülebilir ve yüksek bir patikaya oturabiliyor. Yani kısa vadede siz enflasyonla büyüme arasındaki o ödünleşmeyi para politikası yoluyla istismar etmeye çalışırsanız ekonomik istikrara, dolayısıyla uzun vadeli büyümeye zarar veriyorsunuz. O yüzden arada böyle direkt bir ödünleşme yok aslında. İstikrarlı bir finansal sisteme ihtiyacımız var ki yüksek büyümeyi sürdürülebilir yapalım. Yoksa bugün büyürsün, işte geçen sene kaç büyüdük? Bakın 2016'da 2.9 büyüdük biz. 2.9. 2017'de kaç büyüdük? 7.4. Şimdi kaç büyüyeceğimizi tartışıyoruz? 3 büyüyeceğimizi. Ne oldu? Al ortalama. Olmadı. Şimdi sürdürülebilir bir büyüme sağlayabildik mi? Sağlayamadık. Dolayısıyla istikrara ihtiyacı var. Ekonominin önceliği istikrar olmalı. Peki devam edeceğiz. Bir reklam arası veriyoruz. Borsanın açılışına geri sayacağız. Gökay Otyan ve Zümrüt İmamoğlu ile birlikteyiz. Bizden ayrılmayın. Borsanın açılışına geri sayıyoruz. Çok soru var, onlarla devam edelim. Bir izleyicimiz diyor ki Hakan Uyar, Ocak'ta vergi indirimleri ve kampanyalar bitince fiyatlara yeniden zam gelir mi demiş. Bir izleyicimiz Sinan Bey, elektrik ve doğalgazda indirim olması gerekmez mi? Döviz ve petrol düştü demiş. Biraz fiyatlarla ilgili, daha çok hani enflasyon ve fiyatla ilgili soru geldiğini görüyoruz. Tabii bu kampanyalar ve ÖTV, KDV indirimleri Ocak ayına kadar geçerliydi. Açıklandığında da böyle duyurulmuştu. Dolayısıyla evet, Ocak'ta tekrar zam gelir eğer bunlar uzatılmazsa, fiyatlarda yeniden bir artış yansıtma olur. Hasan Bey de vergi indirimleri bir daha olur mu demiş, Hasan Takbaş. Uzatılabilir tabii ki, şimdi bir seçim var sonuçta, bu gerçeği de kabul etmemiz lazım. Mart'ın sonunda yerel seçimler var. Tekrar uzatılır mı? Eğer enflasyonda istenilen sonuç alınmazsa, hani mali tarafta da biliyorsunuz vergi ve harçlar az önce söyledik 23.7, yaklaşık %24 arttırıldı. Eğer vergi tarafında bir sorun yoksa bütçe açısından, uzatılma ihtimali var bence. Borsa ile ilgili de Mehmet Karaoğlan demiş ki bu hisse senetleri alım satımında teknik analize güvenmek doğru mudur demiş. Ya o bir yol tabii, hani sırf teknikte olur mu? Kimi diyor ki zaten büyük piyasacılar haberi alıyor, ondan önce o fiyata göre zaten bir oluşum yapıyor, ondan sonra işte çalıştırıyorlar diye. Yani teknik zamanlamayı gösterir bence. Yani temeli sağlam bir kağıt, en bana kalırsa istikrarlı veya en sağlıklı yatırım şekli araştıracaksın. Sağlıklı, iyi, geleceğe ilişkin beklentisi iyi bir hisse senedi buluyorsan, onun zamanlaması için de teknik analizden faydalan, ne zaman alacağınla ilgili. Dolarda 5.25-5.50 dışında bir bant görür müyüz demiş Serkan. Kaç? Bey. 5.25-5.50 dışında bir zaman bant görür müyüz demiş. Yani elbette görebiliriz yani. Yani tabii ki uzun vadeli düşünürseniz. Ama kısa vadede dediğim gibi hani 5.10-5.30 o civarda şey, ama hala unutmamak lazım. Ya bence mesela ben yılbaşında fiyat artışlarına çok inanmıyorum. Psikoloji ciddi değişti 3 ayda, bakma. O yüzden hala aşağıya potansiyel olduğunu ben düşünüyorum yani. Bir de yıl sonu eğer rallisi olursa, yıl sonu kapanış fiyatlamasıyla beraber daha iyi bir dolar kuru görebiliriz. Borsa anda açıldı bu arada. %1 yükselişle güne başladık. 96.300'lü seviyelerdeyiz açılışla birlikte. Böylece sözü tamamlıyoruz ama gözümüz kulağımız enflasyon verisinde. Birazdan gelecek enflasyon. Ayrıntılı bir şekilde hem öğlen Gökay Otyam'ın yayınında hem de öğleden sonra Melda Yücel Kocaalp'in yayınında enflasyon verilerinin analizini izleyebilirsiniz. Doktor Zümrüt İmamoğlu, teşekkür ediyoruz. TÜSİAD baş ekonomistiyle birlikteydik. Gökay Otyam'la birlikteydik. Şimdilik hoşçakalın.